Altınla ilgili bu hafta hareketli bir haftayı tamamlamak üzereyiz. Yarınla beraber haftayı tamamlayacağız. Malum hafta sonu kısıtlaması var, cumartesi pazar. Altın bu haftaya malumunuz üzere biraz hareketli başladı. Haftalık baktığımız zaman da, ons bazında baktığımız zaman da yaklaşık 1900 onslardan başlayıp 1908-1910 onslarını görmüş oluyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor. 510 TL bazında ortalama hareket aralığı 510-512-514 fiyatlarını gördük. Ve pivotumuz 516'ya yerleşmiş durumda. Ve bundan sonraki direnç seviyeleri altında, yine TL bazında, külçe bazında söylüyorum, 518, 519 ve 521'i göreceğiz inşallah. O hareket aralığına doğru gidiyor. Bugün baktığımız zaman da ons olarak destek seviyeleri 1908, 1913 ve 1922 olarak görünüyor. Bilezik olarak baktığımız zaman 22 er bileziğin satış fiyatı 485 TL. Kullanılmış eski altın dediğimiz, hurda bilezik dediğimiz, hurda altınlar 22 yarın alış fiyatı 465 TL. Çeyrek fiyatımız 860 lira. 825-830 bandında da geri alıyoruz. Malum üzere bu hafta biraz da sanal paradan kaçış oldu. Sanal paradan olan kaçış veyahut da elde edilen kazanç altına hücum oluşturdu ve altına yönelmeye de devam ediyor. Bu da bizim altınımızın değerini yükseltiyor. Biz daha önceki demeçlerimizde de söylemiştik. Lütfen dövize yatırım yaparsanız bir finans kuruluşu aracılığıyla yapın ki en azından yastık altında değil, yastığın altında dinlenen dövizden bize hayır yok. Finans kuruluşunda çalışılan paradan bize hayır var, hepimize geliri var. O yüzden altına yatırmaya devam diliyorum. Sağlıklı bir hafta sonu diliyorum.